Şimdi sevgili izleyiciler, değerli konuklar, işte geldik gecenin sonuna. Bu gece bakalım kim birinci olacak, kim Popstar Alaturka'ya veda edecek. Orkestramızın en çok sevdiği an geldi şimdi. Bugün ne hazırladınız Nihat Beyhan için arkadaşlar? Efendim? Sürpriz. Nihat Beyhan'a bir sürpriziniz var. O zaman sonuçlarla beraber İstanbul 10. Noterliği Başkatibi Sayın Nihat Beyhan'ı sürpriz bir parçayla karşılıyoruz. Alkışlarınız Nihat Beyhan için. Çok teşekkür ederim. Bir haftadır rahatsızdım. Ancak bugün kendimi toparlayabildim. Belki de devam edecek. İyi bir sürpriz, iyi bir moral oldu. Çok teşekkür ederim. Çok çok geçmiş olsun. Sizi çok fazla yormayalım. Sonuçlar geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Teşekkürler Nihat Beyhan'a. Yarışmacılarımız da birer birer gelebilirler. Bakalım kimler gelecek, kim birinci olacak, kim sonuncu olacak. İlk olarak kim geliyor? Müziğimiz de gelsin, yarışmacılarımızı içeri alalım. Evet. Gökhan geldi bile. Diğerleri de gelsinler. İşte Özlem, Orkun, Umut, Harun, Ersin, Birol, Ahmet ve Zeynep. Zannediyorum bu kadar yarışmacımız var. Evet. Yok mu bir moral alkışı hepsine? Teşekkürler. Evet, ben biliyorum ki Ayşe Egesoy da çok heyecanlanıyor. Onu da daha fazla yormayalım, bekletmeyelim. O veda konuşmasını yapsın. Ondan sonra da sonuçları açıklayalım. Söz sizde Ayşe Hanım. Efendim, haftaya buluşmak üzere. Huzurlarınızdan sevgi ve saygıyla ayrılıyorum ve sözü Osman Tan'a bırakıyorum. Oylama başlıyor. İyi şanslar diliyorum bütün arkadaşlarıma. Teşekkürler. Armağan'cığım, hemen sorayım sana. Bu gecenin birincisi kim olur? Zeynep. Zeynep olur diyor Armağan Çağlayan. Salondan nasıl yorumlar var? Kim? Birol diyorsunuz. Bakın, İstanbul'daki Urfalılar Derneği bile Birol diyor. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Tebrik ediyorum sizi. Çok adaletli bir karar yani. Tabii bilmiyoruz sonuçta ne olacak ama böyle düşünmeniz bile çok ince bir davranış. Haftanın birincisi %11.21 jüri üyelerimizden almış. %18.24 izleyicilerden almış ve ortalama %14.73 ile haftanın birincisi olmuş. Armağan Çağlayan Zeynep olur demiştik. Salonda daha çok Birol sesleri duyuldu. Bakalım haftanın birincisi %14.73 ile kim olmuş? Hep beraber görüyoruz. İşte haftanın birincisi. Gökhan. Tebrikler Gökhan. Tebrik ediyoruz seni. Haftanın ikincisi Armağan, herhalde sen yine Zeynep diyeceksin. Yok, böyle olunca sistem değişiyor o zaman. Ne diyeceksin? %11.5 yani 11.5 jüriden, %15.8 izleyicilerden, ortalama %13.65 de haftanın ikincisi. Zeynep. Salon ne diyor? Birol diyorlar, Zeynep diyorlar. Haftanın ikincisi %13.65 de hep beraber görüyoruz. Hemen gelsin lütfen. Harun. Teşekkürler. Bu arada hemen hatırlatmayı da yapayım. Bülent Hanım iki yarışmacımızı izleyememişti. Bir tanesi Umut'tu, diğeri de Harun'du. Bülent Hanım Harun'a 10, Umut'a da 9 verdi. Biz de bu oyları arkadaşlarımıza bildirdik, bu puanları. Haftanın üçüncüsü %10.32 jüri üyelerimizden, %13.71 izleyicilerden almış ve %12.02 ile haftanın üçüncüsü olmuş Armağan'cığım. Birol. Birol diyorsun bu sefer. Zeynep diyenler var, Birol diyenler var. %12.02 ile haftanın üçüncüsünü hep beraber görüyoruz. Umut. Tebrikler Umut.
Armağan, niye böyle oldu bu hafta? Bu hafta böyle oldu. Geçen hafta 5'te 5 gitmiştin. 3'te 0. Evet, böyle şu anda. Haftanın dördüncüsü %10.91 jüri üyelerinden, %12.14 izleyicilerden ve ortalama %11.53 ile haftanın dördüncüsü olan yarışmacımız. Artık ben söylemeyeyim pes zaten, pes. Pes diyor Armağan Çağlayan. Zeynep diyenler var. Ahmet diyorsunuz. Şimdi artık Urfalılar Ahmet demeye başladılar. %11.53 ile haftanın dördüncüsünü hep beraber görüyoruz. İşte Ersin. Tebrikler Ersin. Teşekkür ederim. Ahmet, Birol, Orkun, Özlem ve Zeynep şu anda halen merdivenlerden tırmanmayı bekliyorlar. Haftanın beşincisi %10.32 jüri üyelerinden, %12.09 izleyicilerden almış, %11.21 ortalamayla haftanın beşincisi olmuş. Birol çığlıkları yükseliyor. Armağan'cığım. Bu hafta çok başarısızım. Evet, bu hafta öyle oldu. Tahminler biraz değişti. Haftanın beşincisi %11.21 ile Özlem diyorlar. Bakıyoruz, hep beraber görüyoruz. Haftanın beşincisi Özlem. Evet. Tebrikler Özlem. Zeynep bana öyle bir bakıyor ki yani. Bu az sonra beni yiyecek ve kilolarına kilo katacak. Sayın Erkür. Efendim. Müsaade eder misiniz? Estağfurullah, buyurun. Çocuğum, sizin hiç ahbabınız, dostunuz yok mu? Var. Var. Bu ne biçim var ya? Bence sen bundan sonra yani seçilsen de bu bir hakaret. Yani musikiye hakaret. Şu halimde Bülent Ersoy olmasaydım acaba yapabilir miydim bilemiyorum. Ukalalık etmeyeyim. Estağfurullah. Ama bu okuyuşa eğer bu saatten sonra senin adın çıkarsa bence hiç durma git. Vallahi git. Böyle bir okuyuş. Allah aşkınıza istirham ediyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Teşekkür ederim efendim. Böyle bir şey var mı ya? Bu hakaret bu. Hakaret. Peki, haftanın altıncısı bakalım Birol mu çıkacak yoksa başka bir yarışmacımız mı olacak? %10.91 jüri üyelerimizden ortalama oy almış bu yarışmacı. %10.53 izleyicilerden almış ve ortalama %10.72 ile haftanın altıncısı olmuş. Acaba bu isim Ahmet mi, Birol mu, Orkun mu yoksa Zeynep mi? Ahmet diyorlar. Urfalılar Derneği. Bakalım kim %10.72 ile haftanın altıncısı olan? Ahmet mi, Birol mu, Orkun mu yoksa Zeynep mi? Haftanın altıncısını hep beraber görüyoruz. Zeynep. Tebrikler Zeynep. Evet, Ahmet, Birol ve Orkun. Gördüğünüz gibi yarışma artık son haftalarına yaklaştıkça gittikçe yarışmacı sayımız doğal olarak azalıyor ve o çok sevdiğimiz, beğendiğimiz yarışmacılara da veda etmek durumunda kalabiliyoruz. Haftanın yedincisi %11.8 jüri üyelerinden, %8.55 izleyicilerden, %10.18 ortalamayla haftanın yedincisi olmuş ismini okuyacağımız yarışmacı. Acaba Ahmet mi, Birol mu yoksa Orkun mu? Ahmet mi, Birol mu yoksa Orkun mu? %10.18 ile Ahmet artık devam etsin diyorsunuz. Peki bakalım %10.18 ile haftanın yedincisi olan yarışmacımız hep beraber görüyoruz şimdi kim olduğunu. Orkun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haftanın sekizincisi
Yani Ahmet şimdi mi? Bir olmuş. Gecenin en iyi iki performansı, iki en sona mı kaldı? Maalesef, maalesef. Bugün zaten... Gecenin en iyi iki performansıydı bence. İkisine de 10 vermiştin sen değil mi Armağan? Bence inşallah Birol gider. Hayır canım. Ve tarihe geçer. Yani o... A'dan Z'ye bismillah başladı. Efendim, enstrümanistlerin icraları bitti. Solistin icrası başladı. Ve final yapıldı. Sıfır hata. Ve öyle güzel sesler, öyle flajoli sesler. Olamaz böyle bir icra. Ve inşallah gider. Allah'ım sen çok büyüksün. İnşallah gitsin de ben bu sinirle ben de haftaya gelmiyorum. Tabii biz her zaman için tarafsızlığımızı devam ettirmek zorundayız. O yüzden inşallah ben, inşallah bana ne diyemeyiz. Adamdan adamı koynuma alacak değilim ki. Olsun. Musiki adına konuşuyorum. Muhakkak yazık, öyledir. Günah. Muhakkak, tabii ki. Ama inşallah ama gitsin, demek inşallah ki dostu ahbabı birileri yok ya atar. İşte buna karşı söylesene sen de şimdi. Sen benim yerime gerekeni söylüyorsun. Hayır sen de söyle. Görüyor musunuz? Evet. Haklı söylüyor. Çünkü gerçekten şu anda kötü olan bir yarışmacımız katiyen yok. Evet. Evet. Mümkün değil. Hepsi çok iyi. Fakat bu akşamki performansla içerisinde Birol gerçekten son derece iyiydi. Ayrıca Ahmet de çok evet. iyiydi. Yani verdiğimiz puanları biliyorsunuz. Ya Birol'un şu anda en ön başta olması gerekirken şu anda tercih edilen son iki yarışmacıdan biri olması bu hiç beklemediğimiz bir şey. Bu evet. son derece beklemediğimiz bir şey. Anlayamadığımı söylüyorum. Bülent Hanım da gerekeni söyledi. Yani üzüldüm şahsen. Zannediyorum izleyenler sizin ne kadar bu konuda hassas olduğunuzu anlamışlardır. Ama hayırlısı olsun demek durumundayım. Her iki yarışmacımız da giderse kim giderse gitsin gerçekten üzüleceğiz. Ve diğerleri için de aynı şeyi söylüyorum. Hepiniz çünkü çok çok başarılı yarışmacılarsınız. Tabii ki bu akşam çok iyi performans çıkarttınız. Ben sizin duygularınızı öğrenmek istiyorum. Yani bu yarışmada olmak çok güzeldi. Yani ikimizin içinde hayırlı olan olsun diyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Peki Birol'cum. Ahmet sen neler söyleyeceksin? Ben ilk önce bir yanlış anlaşılma var. Onu düzeltmek istiyorum. Biraz önce yayında işte ben güya benim kayınpederim olacak. Beyefendi işte yayını keser, Popstar Alaturka'yı keser, beni keser. Öyle bir şey söyledim. Bu bir espridir. Espridir. Buradan herkese sesleniyorum. Çünkü hakikaten yanlış anlaşılmış. Kimsenin şahı bana bir şey yapamaz. Bu yarışmaya da bir şey yapamaz. Bunu bir defa söyleyeyim. İkincisi ben temenni ediyorum ki inşallah ben elenirim. Çünkü Birol'u hakikaten çok seviyorum. Gerçekten de yani icraatı mükemmel. Yani şahsım adına ben dinlediğim zaman titriyorum yani. Onu biliyorum en azından. Bakın Ahmet'in de bunları yürekten söylediğini ben de biliyorum. Gerçekten yürekten söylüyor. Ama şimdi Ahmet Bey hakikaten bunları muhakkak yürekten söylüyor. Ve Ahmet Bey de bizim bütün çocuklarımız evet, da. Evet. Hepsi de süper çocuklar. Hepsi bizim. Evet. Ama bu gece hani geçen hafta veya bir dahaki hafta bir şey olmuş olsaydı evet. gidebilir. Hepsi gidecek. Ona ne kadar üzülürsem ötekilere de üzüleceğim. Ama bu haftaki bu performansla bu ayıp. Ayıp ötesi bir şey. Kara leke. Anlatamıyor muyum? Anlatıyorsunuz. 10 verdiniz zaten. Yani benim de vermem önemli yaptınız. Değil. Yani evet. Allah aşkınıza olamaz böyle bir şey. Bu inşallah şakadır bu. O bilmem kim adamlar bir şakalar yapıyorlar birilerine bir şeyler. Bunu onlar yaptı diyeyim bana. Beni tenvir edin. İşte böyle bir şeyin şakası olmuyor tabii ki. Bülent Hanım yani bu çocuk zor. Münir Hoca'dan okudu. Zaten ne dedik? O çok önemli bir şeydi. Kazancı falan bilmem ne kazanmayı bir kenara itti. Musiki adına askerlik yaptı, neferlik yaptı ve kaybetmek pahasına ben musiki yaptım en azından. Kaybettim ama musikiyi de yaptım, imzamı da attım dedi.
okudu. Onun hakkıydı. Bakın bir şey demiyorum. Ama bu çocuğun da ikinci olması gerekirdi yani. Hayır, bu benim görüşüm. Tabii ki, tabii ki. Hayır, benim de görüşüm. Üzüldüğümü söyledim. Evet. Sakinliğim. Buyurun. Herkes neticede bütün... bir gerçek var ortada. Bu gerçeğe göre bu pozisyondayız, bu durumdayız. Bir şey diyemiyorum ama son derece üzüldüm. Beklemediğimiz bir sonuçtu. Ama dediğim gibi bütün çocuklarımızın hepsinin sesi güzel ve hepsi ayrıca iyiydi bu akşam. Ama bu akşam bir oğlum performansı süperdi, harikaydı. Bakalım ne ondan olacak. Dolayı üzüldük, beklemediğimiz bir sonuçtu. Halkımızın iradesine saygımız büyük. Ama burada bizim kabul edemeyeceğimiz bir durum oldu. Evet. Ama hayırlısı demekten başka durumumuz yok. Ne hayır ne şer bilemiyoruz hiçbir zaman. Ahmet'ciğim sen sözlerini tamamlamak istiyor musun? Başka bir şey eklemek istiyor musun? Ben şunu söylemek istiyorum. Benim 4 aylık bir müzik geçmişim var. Gerçekten çok büyük insanlar. Yemin ediyorum ki benim için olağanüstü bir rüya. Yani şeyi jüri üyelerimizi bir tarafa bırakalım. Ben Selçuk Hoca'yı gördüğüm zaman titrerim. Yemin ediyorum. Bu orkestra yani hayalimde göremem ben bir daha. Gerçekten çok güzel günler yaşadım burada. İnşallah, yemin ediyorum, kalple söylüyorum ki inşallah ben giderim. Çünkü benim bir mesleğim de var. Sonuçta ben bir şekilde hayatımı geçindiririm. Bu arkadaşım sonuna kadar ben kendisini destekledim. İnşallah birinciliği oynayacak yani. Evet. İnşallah. Ahmetciğim ne kadar güzel şeyler söyledin. Ben geçen hafta bir şeyin altını çizmeye çalışmıştım. Gitmesini bilmek de bir erdemdir. Bakın iki tane pırlanta gibi insan ne kadar saygıyla konuşuyorlar. Lütfen ikisine de büyük bir alkış rica ediyorum. Biz de sizi çok sevdik. Göğsümüzü her şekilde kabarttınız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hayırlısı olsun. Sonuçları şimdi hep beraber görelim isterseniz. Haftanın 8.'si. Yani şimdi ismini söyleyeceğim yarışmacı yola devam ediyor. İsmini okumadığım yarışmacı da Popstar Alaturka'ya veda ediyor. %11.8 jüri üyelerinden almış. %6.62 izleyicilerden almış. %9.21 ile haftanın 8.'si olarak yola devam ediyor. İsmini okuyacağımız yarışmacı. Bir kez daha söylüyorum. İsmini söylemediğim yarışmacı bu akşam bize veda ediyor. Acaba bu kişi Ahmet mi yoksa Birol mu? Şimdi hep beraber görüyoruz. İşte haftanın 8.'si. %9.21 oyla. Birol yola devam ediyor.